Arkadaşlar günaydın. Sabah aracınızı çalıştıracağınız zaman kart yuvasına takalım. Arka plandan bir ses geliyor. Belki duyuyorsunuzdur. Bu ses turbonun hazırlanmasını sağlıyor. Bu ses bitene kadar start stop'a basmıyoruz. Aracı çalıştırmıyoruz. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Aracın gösterge panelinde arkadaşlar şöyle gösterelim. Mavi ile yanan hararet göstergesi. Eski araçlarda farklıydı biliyorsunuz, artık yeni araçlarda mavi yanar. Belli bir kilometre yapınca, motor ısınınca bu söner. Motor şayet hararet yaparsa kırmızı renkte yanar ve araç hemen stop ettirilip durdurulur. Burada gördüğümüz devir göstergesi, hız göstergesi ve burada gördüğümüz yakıt göstergesi. Burada yol bilgisayarı arkadaşlar. Yol bilgisayarı hemen şurada gösterelim. Clio marka araçlarda şu düğmeden basarak ortada görelim şimdi neler karşımıza çıkacak. Şu an gördüğünüz gibi üstte kilometreyi gösteriyor. O düğmeye basınca dereceyi bize gösteriyor. Bir daha basalım. Lastik hava basıncı orta. Ortalama kilometreyi gösterir bize. Burada geçilen mesafe, kalan yakıtımızı gösterir. Anlık ne kadar yaktığını aracın gösterir. Ortalama 8.9 litre yapmış. Şehir içi trafiği olduğu için. Tüketilen yakıt litresini yazmış. En son yine aynı ekrana dönüyoruz. Burada arkadaşlar özellikle sınavda hocalar neyi sorar? Araç kaç vitestir? Araç burada gördüğümüz gibi 5 ileri 1 geri, toplam 6 vites. El frenimizi, buradaki paneldeki düğmeleri tanıyalım biz. Aracın farları gördüğünüz gibi bu kolu çevirince yanıyor. Bir kez çevirdiğimizde parklar. Bir kez daha çevirdiğimizde kısa farlar yanar. Ekranda da kısa far işaretini görüyoruz arkadaşlar. Buradaki kısa far bu park. Çevirelim park konumuna tekrar. Parkta gördüğünüz bu işaret. Bir kez daha çevirdiğim zaman kolu kısa far yeşil renkte. Biliyorsunuz kısa farlar 25 metreyi gösteriyordu. Aynı kolu bu sefer arkadaşlar aşağıya doğru bastırdığımız zaman uzun farlar. Uzun farlar da biliyorsunuz mavi renkte temsil ediliyor ve 100 metre mesafeyi aydınlatır. Burada yanık olan kırmızı lambanın anlamı el freni çekili olduğunu gösterir bize. El freni indirdiğimiz zaman o sönecek. Şöyle indirelim. Evet, gördünüz. Gitti. Çekelim tekrar. Buradan aracın camını, sol ve sağ camını açıyoruz. Burada da davetsiz bir misafir var. Camı öyle açıyoruz. Burada ise arkadaşlar aynaların konumlarını ayarlayacağımız düğmeler var. Şunu sağ tarafa basıyoruz. Sağ aynayı, sol tarafa bastığımız zaman sol aynayı ayarlıyoruz. Yönleri bu şekilde aşağı ve yukarı yapıyoruz. Aracın silecek kolu buradan çalışır. Geldiğimiz zaman burada da kademelerini otomatik çalıştığı zaman hangi sıklıkta çalışmasını istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Aracımızın dörtlüsü, kapıları kilitleme tuşumuz, radyomuz. Burada geldiğimiz zaman klimanın sıcaklık ve soğukluk ayarı var. Kırmızı bölge sıcağı, mavi bölge soğuğu ifade eder. Ortadaki AC klima düğmesine basarsanız klima çalışır. Burada yine aynı şekilde fanın dereceleri. Şu gördüğünüz işaret havalandırmayı camlara verir demek arkadaşlar. Buraya geldiğimizde klimanın hangi yöne, yani havanın hangi yöne gitmesini istiyorsak o yöne çeviriyoruz. Mesela şu an bunu yaptığımız zaman yüzümüze gelsin diyoruz. Bunu yaptığımız zaman yüz ve ayak.
Buraya çevirdiğimiz zaman sadece ayak. Buraya çevirdiğimiz zaman camlara ve ayak bölgesine gelsin. Bunu çevirdiğimiz zaman bütün araç içi hareketini sağlayacak cam bölgeleri verecek konumu tercih ediyoruz. Başka bir de şurada küçük bir düğme var arkadaşlar. Bu düğmeye bastığımız zaman, bakın şöyle bir basalım. Ekranda hemen şöyle görelim. Bir işaret belirdi. Bu hız regülatörü. Yani belli bir hızda, 45'in üstündeki hızlarda genelde algılar. 80'e gidiyorsunuz ve bu düğmeye bastınız. Ardından geldiniz. Burada R tuşuna bastınız. Hafızaya aldınız demek. Bunu aldığınızda 80 km hızla aracınız sabit gider. Sizin gaza basmanıza gerek yok artık. Ne zaman ki frene basarsanız bu devre dışı kalır. Yine buradan da gelelim. Artı ve eksi var. Bu artı 80 yaptığımız hızı hiçbir yere gaza basmadan artırarak 82, 84 ikişer ikişer artırabiliriz ya da azaltabiliriz. Devre dışı bırakmak istersek arkadaşlar O'ya basarız. Tekrar 80'e dönmek istersek R'ye basarız. Yani hiçbir şekilde gaza, frene bir yere dokunmadan buradan aracın hızlanıp yavaşlamasını sağlayabiliyoruz. Peki bu düğmeyi bir de yukarı bastırdığımız zaman ne olacak? Şöyle ekranda bu sefer kırmızı, turuncu bir işaret yandı. Bu da hız regülatörü. Yani hız limitörü diyelim, regülatör değil, hız limitörü. 80 ile gidiyorsunuz. Buna bastınız. Artık gaza bassanız da 80'in üstüne araç çıkmaz arkadaşlar. Bu Clio marka araçlarda kullanılan bir düğme. Diğer araçlarda da var. Buna benzer özellikte. Yine şöyle sol tarafa gelelim. Burada gördüğümüz arkadaşlar aracın farının yüksekliğini ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4 kademe. Araç farının önde ki açısını ayarlıyoruz. Burada gördüğümüz bir düğme de var. Bu da ekran ışığını karartıp aydınlatmaya. Bakın şöyle aşağıya çekiyorum. Ekran karardı. Yukarı çekiyorum. Ekran aydınlandı. Evet arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.